الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Pazartesi günleri tasavvuf dersimize İmam-ı Semerkandî'nin Tenbihul Gafilin, Gafilleri Uyarmak kitabından devam ederken muhterem kardeşlerim, geçen haftalar itibariyle Allah-u Teala cümlemizi muhafaza eylesin, kabir azabından anlatmıştık. Fakat konunun uzun olması münasebetiyle konuyu bitirememiştik. Bu hafta ise inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. وروى أبو حازم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر Hazreti Ömer Efendimizin oğlundan şöyle rivayet olunuyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Hazreti Ömer Efendimiz'e Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Keyfe bike ya Ömer? İza ca'aka fattana el-kabr." Kabirde diyor, iki tane korkutucu sana geldikleri zaman senin durumun, cevabın nasıldır diye soruyor. O iki korkutucunun vasıfları ise arkadaşlar, yani münker ve nekir. Diyor ki, el-kabir münker ve nekir. Melekani, iki melek. Esvedani, siyah iki melek. Ezrakani, siyah, fakat gözleri yeşil. Yenhitani el-arda bi-enyabihime, dişleriyle yeri yaracak şekilde, dişleriyle yeri yaracak. Ve yata'ani fi şuurihime, ve saçları da diyor, saçları o kadar uzun ki yerleri sürüyor. أصواتهما كالرعف القاصف كالرعد القاصف. Onların sesi, o iki meleğin sesi gök gürültüsünden daha kalın. وأبصارهما كالبرق الخاطف. Ve gözleri ise şimşekten daha parlak ya. Böyle bir iki melek, simsiyah, gözleri yeşil, dişleri sanki yeri yaracakmış gibi, saçları öyle bir uzamış ki yerde sürünüyor gittikleri yerde. Böyle bir iki melek diyor, sana geldiği zaman senin halin nice olur? Ey Ömer diye sorduğu zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, Hazreti Ömer Efendimizin cevabı ise Allah'ım cümlemizi inşallah şefaatine nail eylesin. Fekal Ömer radıyallahu anh: "Ya Resulallah, emma'i akli ve ana ala ma ana aleyhil yevm." Ya Resulallah, ben şimdiki olduğum durumda aklımla mı olacağım diye soruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme. Kale naam. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evet. Kale, Hazreti Ömer Efendimiz diyor, izen ekfikehuma bi iznillahi teala. Öyleyse diyor, o ikisiyle baş çıkarım, o ikisinin dediklerine cevap veririm. Hazreti Ömer Efendimiz. Hatta bazı rivayetlerde geliyor, artık hadis mi, kelam-ı kimar olduğunu bilmiyorum, büyük bir ihtimalle hadis değil, Hazreti Ömer Efendimiz'den rivayet olunuyor. Öyle bir iman sahibi ki münker ve nekir geldikleri zaman Hazreti Ömer Efendimiz onlara sormuş, siz nereden geliyorsun? Rabbin kim? Dinin ne? Dediği zaman onlar da demişler ki, biz ta münker ve nekir çok uzakta, melekut aleminden. Siz ta uzak yerden geliyorsunuz da unutmuyorsunuz da ben yerin üstünden altına girdim mi unutacağım demiş. Allah. Hazreti Ömer Efendimiz. Allah'ım cümlemizi şefaatine nail eylesin. Amin. Bu ümmetin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'den sonra en faziletlisi. Hazreti Ömer
en faziletlisi. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عمر لموفق öyleyse diyor Ömer başardı yani Allah'ın izniyle. قال وحدثنا أبو العاصم عبد الرحمن محمد الباشابادي بإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يموت إلا وله خوار. Hiçbir ölü yok ki ölüm anında öyle bir çağırır ki, öyle bir ses çıkarır ki yesma'uhu kulle dâbbetin indahu illel insan. O bağrıyı, o sıkıntıyı insandan başka herkes duyar diyor. Felev semi'ahu lesu'iqa. Eğer de insan duymuş olsa o sesi, o bağrıyı hemen bayılırdı. Dayanamazdı o sesi. Feyzantalaka bihi ila kabrihi fe'in kâne salihan. اللهم اجعلنا منهم. قال عجلوا بي لو تعلمون ما أمامي من الخير لعجلتموني. Eğer o kişi diyor, ölen kişi salihse der ki diyor, beni çabuk yerime götürün, durdurmayın, bekletmeyin beni. Beni nelerin beklediğini bilmiş olsaydınız siz acele ederdiniz diyor. Allah'ım o sözü söyleyen kullarından eyleye cümlemizi inşallah. وَاِنْ كَانَ غَيْرَ ذَٰلِكَ اللّٰهُمَ لَا تَجَعَلْنَا مِنْهُمْ. Eğer onlardan değilse Allah'ım, yani inanan değilse Allah'ım da bizi o inanmayanlardan eylemeye. لَا تَعْجَلُوا بِي. Acele etmeyin beni, acele etmeyin diyecek. لَوْ تَعْلَمُونَ مَا تُقَدِّمُونِ لَهُ مِنَ الشَّرِّ لَمَا عَجَّلْتُمُونِ. Eğer şerden beni nelerin beklediğini bilseyseniz bu kadar acele etmezdiniz yahudur. Allah'ım inşallah bu kısımdan eylemesin bizden arkadaşlar. İman üzerine, istikamet üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dediği üzere en güzel bir şekilde husna hatime ile bizlere çene kapamaya Rabbim nasip eylesin inşallah. Feyze ve veriye fi kabrihi kabrine ve vudi'a fi kabrihi kabrine konulduğu zaman اَتَاهُ مَلَكَانِ اَسْوَدَانِ اَزْرَقَانَ فَيَأْتِيَانِهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ. İki melek azap etmek için, iki siyah melek gelir. فَتَقُولُ صَلَاتَهُ لَا يُؤْتَى مِنْ قِبَلِهِ. Namazı ona der ki, benim tarafımdan giriş sana yok derdi. Onun için arkadaşlar namaza çok önem vermeliyiz, çok değer vermeliyiz. Müslüman nasıl orada namaz kılmaz ya? Hangi sıkıntı, hangi dert namazını kılmasına engel olabilir yani? Kılmış olduğumuz namaz ne yapacak? Kabirde bize azap etmeye gelen meleklere bileme diyecek ki buradan giriş yok. لَا يُؤْتَى مِنْ قَبَلِ فَرُبَّ لَيْلَةٍ قَدْ بَاتَ ف۪يهَا سَاحِرًا حَذِرًا مِنْ هَذَا الْمَضْجَعَ. Bu adam diyor sırf buradan diyor bu kabir azabından, kabirden korktuğu için, kabirden korktuğu için nice geceler uykusuz kaldı ya. Sana buradan diyor gelip de diyor bu adama eziyet ettirmeyiz diyecekler namaz diyor. Feyuta min qabl rijlihi. Ayak tarafından geldiği zaman o iki melek, o iki azap edecek melek. Feyaciu birril valideyn feyakul la yuta min qablina fakat kana yemşi ve yantasimu aleyna haziran li hazal madra. Anne babasına iyilik yapmışsa o iyilikler ayak tarafından duracak. Arkadaş buradan giriş yok. Bu adam o gecelerde eyle yürüdü ki anne babası için öyle eziyet çekti ki o eyle sıkıntı çekti ki sırf buranın korkusundan dolayı, bu sıkıntından dolayı ne adımlar attı. Çoluğunu çocuğunu bıraktı, aç kaldı, susuz kaldı. Öyle eziyetler çekti ki sırf anam babam rahat etsin diye. Buradan sana giriş yok diyecek. Feyüte min kıbel yeminihi. Sağından gelmek istediği zaman o iki siyah melek diyecek ki fetekulu sadakatu. Vermiş olduğu sadakalar diyecek ki la yüte min kıbeli fakat kâne yatasaddaku bi hazran li hâzıl madra. Bu adama sağ taraftan da giremez. Bu adam sırf bu mevkiden, kabir azabından korktuğundan dolayı Allah için sadaka verdi.
Sağ buradan giriş yok. Feyu'ta min qibali şimalihi, eğer sol tarafından geldiği zaman feyakul savmuhu, orucu diyecek ki la yu'ta min qibali fekana kad fekad kana yazma'u ve yecu'u hadiran li hadzal marca. Orucu da diyecek ki sağ buradan giriş yok. Sağ buradan giriş yok. Ya bu adam diyor sırf buradan korktuğu için bu kabir azabından otur. Nice zaman aç kaldı. Herkes yiyir, içerken, keyif çatarken bu adam aç, susuz kaldı. Onun için sağa giriş yok diyecek. Oruçla ilgili gelmişken arkadaşlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden ney? Ay her ayın 13, 14, 15'i oruç tutar. Yarın da Eyyamül Bid dediğimiz 13, 14, 15'ini. Yarın 13. günleri olur ki oruç tutacak olan kardeşlerimiz olur, onlara bildirmiş olarak. Feyukadu kema yukadun naim. Nasıl uykudan bir kişi nasıl uyandırılırsa o şekilde uyandırılır. Feyukalu lehu eraite hazel racul lezi kâne yakulu mâ yakul. Feyukulu men huve. Şu filanca kişiyi dediklerini hatırlıyor mu, filanca kişi denildiği zaman o der ki men huve o kim, feyukal Muhammedun sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Melek ona diyecek ki bu adam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen bu adamı hatırlıyor musun, bu adamların dediklerini hatırlıyor musun dediği zaman mümin kişi diyecek feyukul eşhedü ennehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben şehadet ederim ki o benim peygamberim, Allah'ın elçisi diyecek. فَيَقُولَنُ لَهُ عِشْتَ مُؤْمِنًا, mümin olarak yaşadın, وَمُتَّ مُؤْمِنًا, ve mümin olarak öldün, فَيُفْسَخُ لَهُ فِي قَبْرِهِ, kabri genişletilir, وَيُنْشَرَ لَهُ مِنْ كُلِّ كَرَامَاتِ اللّٰهِ تَعَالَى مَا شَاءَ اللّٰهِ. Allah-u Teala'nın kerametlerinden dilediği, istediği kadar onu ikram edilir. Allah'ım inşallah o ikrama uğrayan kullarından eylesin. Amin. فنسأل الله التوفيق والعصمة وأن يعيذنا من الأهواء الضالة والمضلة ومن الغفلة وأن يعيذنا من عذاب القبر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منه. الله رسول الله صلى الله عليه وسلم دوامنا قبير عذابından الله سنر. وذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت, حضرت عائشة النمس buyuruyor ki أنها قالت كنت لا أعلم بعذاب القبر حتى دخلت علي يهودية فسألت شيئا فأعطيتها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر. حضرت عائشة النمس diyordu ki ben diyor kabir azabı olup, yani olduğunu bilmiyordu. Kabirde kişi azap olunacak diye bilmiyordu. Fakat diyor bir gün bir Yahudi geldi, benden bir şeyler istedi. Ben de o Yahudi'ye istediği şeyi verdim. O Yahudi de diyor bana dua etti. Allah seni kabir azabından korusun diye dua etti. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki فَظَنَنْتُ أَنَّ قَوْلَهَا مِنْ اَبَاطِيلِ الْيَهُودِ. Ben zannettim ki diyor bunun söylediği, yani boş sözler, Yahudilerin boş sözlerinden, yalanlarından biri zannettim. O zaman hatta dakhala nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem fezekertu lehu zâlike. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ta ki o anda yanıma girdi. Ben de ona dedim ki ya Resulallah böyle böyle bir durum oldu. Bir Yahudi kadın geldi, benden bir şeyler istedi, ben de verdim. O da bana böyle bir dua etti. Acaba kabir azabı var mı? Bu kadının dediği doğru mu dediği zaman فَأَخْبَرَنِي أَنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ حَقٌّ. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi diyor? Bana kabir azabının hak olduğunu bana haber verdi diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem اللَّهُمَّ اِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ diye Buhari'de geçen hadis-i şerifte devamlı böyle dua edermiş. Ya Rabbi kabir azabından sana sığınırım. اللَّهُمَّ اِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. فالواجب على كل مسلم أن يعوذ بأن يستعيذ بالله تعالى من عذاب القبر. Öyleyse de İmam Semerkandi Müslümana gerekli olan ne yapması gerekir? Kabir azabından Allah'a sığınması gerekir. وأن يستعد للقبر بالأعمال الصالحة قبل أن يدخل فيه. Oraya girmeden önce
salih amelleri kendi kendisine azık edip hazırlık yapması gerekir. فَاِنَّهُ قَدْ سَهُلَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ مَا دَامَ فِي الدُّنْيَا. Çünkü diyor salih ameller yapma, namaz kılma, oruç tutma, sadaka verme, dünyada olduğu müddetçe bunlar kendisine çok kolay. Bunları yapabilir. فَاِذَا دَخَلَ الْقَبْرِ فَاِنَّهُ يَتَمَنَّا اَنْ يُؤْذَنَ لَهُ بِحَسَنَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَا يُؤْذَنَ لَهُ فَيَبْقَى فِي حَسْرَةٍ وَنَدَامَ. Kabire girdiği zaman diyor, ne yapar? Ah keşke dönsem de ya bir hasene yapsam, bir hasene. Binlerce değil, bir tane yapsam diye temenni etse, ona diyor o imkan verilmeyecek. Öyleyse dünyada iken diyor, daha fırsatın varken sen bunu ne yap? Bunu al, çok yap. Hani meşhur bir kıssa var ya, anlatırlar ya arkadaşlar. Hocanın biriyle talebeleri ne yapmışlar? Bir yere gidiyorlar. Bir kabire varmışlar. Demiş ki hoca efendi, arkadaşlar bu kabirde olan ne yapmak ister? Talebenin biri demiş ki vallahi hocam bu gelse çok namaz kılmak ister. Öbürü demiş ki çok sadaka vermek ister. Öbürü demiş ki çok yani hayır hasenat yapmak ister, saymıştır. Hoca efendi demiş ki oğlum bakın bu geri dönemez ama fakat sizin daha yapma imkanınız var ya. Öyleyse siz durman, hemen bunları yapın. İnsan daha dünyadayken elinde fırsat var. Sonra isteyecek, isteyecek, isteyecek de eline geçmeyecek yani. Allah'ım onlardan eylemesin bizleri yani. Amin. فَيَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ اَنْ يَتَفَكَّرَ ف۪ي اَمْرِ الْمَوْتِ. Akıllı kişiye gerekli olan ömrü düşün, ölümü bir sefer bir düşünmesi gerekir. Ölüm bana gelecek yani. Bir düşünmesi gerekir. فَاِنَّ الْمَوْتَ يَتَمَنَّوْنَا اَنْ يُؤْذَنَ لَهُمْ بِاَنْ يُصَلُّوا رَكَعَتَيْنِ. Çünkü diyor, ölüler öyle temenni edecekler, öyle temenni edecekler ki ya iki rekat namaz kılmaya fırsat olsa keşke. وَاَنْ يُؤْذَنَ لَهُمْ اَنْ يَقُولُوا مَرَّةً لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللّٰهِ. Keşke ya bir sefer La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dememize izin verseler. Ve en yu'zene lehum bi tesbihatin vahideten. Keşke sadece bir Subhanallah diyebilsek, Elhamdülillah dememize izin verseler diye ölü olan kişi bunları hep temenni edecek. Fe la yu'zene lehum. Fakat onlara izin verilmeyecek. Çünkü bitti artık. فَيَتَعَجَّبُونَ مِنَ الْأَحْيَاءِ أَنَّهُمْ يُضَيِّعُونَ اَيَّامَهُمْ فِي الْغَفْلَةِ وَالْبَطَارَةِ. Ve ölüler diyor, dünyadaki boş işlerle meşgul olan, bir sefer tesbih çekmeyen, bir sefer iki rekat namaz kılmayan, bir sefer la ilahe illallah demeyen insanlara, boş vakitlerini boş şeylerle geçiren insanlara taaccüp ederler. Bunlar burayı bilseler, bunlar burayı bilseler boş geçirmezler, boş işlerle uğraşmazlar derlerdi. İşte o öler diyor, bir sefer demek için fırsat isteyecekler ama fakat o fırsat eline geçmeyecek diyor. Ya ahi, İbni Semerkandı, İmam Semerkandı diyor ki, ey kardeş, la tudayi ayyamek, vaktini boşa geçirme. Bu vakitler neyi? Her nefes aldıkça öbür tarafa doğru yaklaşıyor. Sen bu nefes almayı hayır işlerde kullan. فَاِنَّ رَأْسَ مَالِكْ. Çünkü diyor bu günlerin bütün sermayen senin. Sermayeni iyi kullanacaksın ya, kar edeceksin, her gün kazanacaksın, hiç zarar etmeyecek bir işlere yatıracaksın. Ya da her giden gün zarar edeceksin, ondan sonra iflas edeceksin bir işe yatıracaksın. İşte ne diyeyim İmam Semerkandî? Ey kardeş diyor, bugünler zayi etme. Çünkü bugünler senin bütün sermaye. فَاِنَّكَ مَا دُمْتَ قَادِرًا عَلَى رَأْسِ مَالِكْ. Sen diyor bu sermayeni kullanmaya gücün yettiği müddetçe قَدَرْتَ عَلَى الرُّبْحِ. Kazanmaya hep muktedirsin. Hep kazanırsın. Hep kazanırsın. Çünkü sermayen daha elinde, onu istediğin gibi kullanabilirsin. Allah sana daha
ölümü ne yapmamış? Gelmemiş Azrail Aleyhisselam sana. Ve inne bida'atel ahireti kesideten fi yevmike hâde. Çünkü ahiret pazarı kesattır ya. Yani bugünden kesat ya. Feştehit hatta tecmeğe bida'al ahiret fi vaktil kesat. Öyleyse bu vakitte öyle bir çalış ki ahiret için ne varsa ahiret metalarını, ahiret ticaret eşyasına varsa namazdan, oruçtan, sadakayla, tebessümle, hayır hasenatla doldur yani. Kazan ya. Fe innehu yeci'u yevme tasira hadihi bida'ati fihi azize. Çünkü öyle bir gün gelecek, öyle bir gün gelecek ki bugünler geçecek, ölüm sana gelecek. Sen ne kadar kazanmışsan sermayenle onu orada yiyeceksin diye. Bu dünyada sermayenle ne kadar kazandın? Ne kadar hayır hasenat yaptın? Ne kadar namaz kıldın? Ne kadar oruç tuttun? Ne kadar tesbih çektin? Ne kadar ilim okudun? Ne kadar zikir yaptın? İşte onlar senin sermayendi. Onlarla artırabildiğin kadar artırdıysan öbür tarafta, ahirette onları yiyeceksin ya. Ya bunların hiçbirini yapamamışsan sen husrandasın. فَاسْتَكْثِرْ مِنْهَا فِي يَوْمِ الْكَسَادِ لِيَوْمِ الْعِزِّ فَاِنَّكَ لَا تَقْتُرْ عَلَى طَلَبِهَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ. Öyle bir çalış, öyle bir gayret et ki, öyle bir doldur ki, çünkü öyle bir zaman gelecek ki artık onlara fırsatın olmayacak, sana o imkan verilmeyecek. Nes'elullaha en yuvaffiqana lil isti'dadi li yevmin hacadi vel mi'ah. Allah-u Teala diyor bize, o hacet gününde, o kendisine dönüş gününde, o günde bizlere muvaffak eyleye. Ve la yecealne minen nadimin ve bizi pişman olanlardan eylemeye. Ayvah, bir ömrüm geçti ama ben neler yapmışım, neler etmişim. Allah bana bu ömrü soracak diye pişman olanlardan eylemeye. Ve la minellezine yatrubuna ruca. Ve tekrar keşke Allah bana bir fırsat verse, dönsem de ya bir iki namaz kılabilsem, bir iki fırsat olabilsem, biri şunu yapabilsem, şu bunlardan olmaya. O pişmanlığı yaşayanlardan, keşke dönebilsem diyenlerden olmaya. Hani Hazreti meşhur Hazreti Ali Efendimizin kerametleri var ya, evliyanın kerameti haktır. Hazreti Ali Efendimizin kerameti ne? Bir mezara geliyor, mezarda konuşuyor yani. Mezardakilerle. Diyor, ne var orada, hani anlatın. Onunla mezardakiler de diyor ki, sen anlat, ne var yukarıda, hele onu anlat. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki, burada ne yok ki? Hanımlarınızı dul oldular, hanımlarınızı başkaları aldı. Çocuklarınız yetim oldu. Sizin dünyada çalıştığınız, güzel güzel yaptığınız evleri başkaları geçti oturdu. Peki siz anlatın, hele orada ne var? Onlar diyor ki, hiç vücudumuzda et namına bir şey kalmadı. Çürüdük. Dünyada helal mı haram mı demeden çalışıp kazandıklarımız yüzünden biz burada rehinik diyorlar ya. Biriktirdik ya, onları biriktirdik. Allah yolunda harcamadık, sarf etmedik. Aman çoluğumuz çocuğumuz aç kalmasın, aman çoluğumuz çocuğumuz fakir olmasın, hor olmasın diye helal haram demeden biriktirdik diyor. Şimdi onlar orada keyfini sürerken biz o mallar yüzüne burada rehinik diyor. Ve yusehhil aleyna şiddetel kabr. Ve Allah-u Teala diyor bizlere, İmam Semerkandî hepimize dua ediyor. Bizlere diyor kabirin şiddetini kolaylaştıra. Ve ala cemiyel müslümin ve bütün Müslümanlara kolaylaştıra Rabbim. Kabir azabından cümlemizi muhafaza eyliye. Allahümme inna na'udhu bike min azabil kabr. Ya Rabbi, kabir azabından sana sığınırız. Sen bizlere muhafaza eyleye. Ta dersimizin ilk başında arkadaşlar, İmam-ı Semerkandî hatırlarsanız 4 tane şey kabir azabını hafifletir. 4 tane şey de kabir azabını çoğaltır demişti. 4 tane şey kabir azabını hafifletecek, kabir azabından muhafaza edecek şey 5 vakit namazı muhafaza etmek. 5 vakit namazı kılmak, sadaka vermek, bol bol Kur'an-ı Kerim okumak, 4. ise ve kesret tesbih, bolca tesbihat çekmek. Yani herkes almış olduğu virdini, zikrini devam etsin.
Onlar inşallah kabir azabında. Sizlere bir ne? İnşallah bir delil ya. Diğer kabir azabına şiddet olacak, kabir azabına delil olacak şeyler ise yalancılık. Allah'ım cümlemizi yalandan muhafaza eylesin. Amin. Hıyanet, hem dine hıyanet, hem vermiş olduğu söze hıyanet, vermiş olduğu işe hıyanet. Ve nemime, laf getirip götürme. Dördüncüsü ise bevl, idrardan sakınmama. Bunlar da kabir azabını en çok gerektiren şeyler. Allah'ım cümlemizi kabir azabından muhafaza eylesin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ümmet-i Muhammed'in birliği ve beraberliği için, devletimizin ve milletimizin selameti için, ordumuzun muzafferiyeti için, bizden hastalıkları ve hastaları için dua isteyen kardeşlerimizin hastalıklarının ve hastalarının şifa bulması niyetiyle, borçlu olan kardeşlerimizin borçlarını ödemeleri niyetiyle, hayırlı muratları için dua isteyen kardeşlerimizin hayırlı muratlarının hasıl olması niyetiyle, Allah rızası için şu mübarek günlerde cümle geçmişlerimizin ruhu için, Evlihassa İmam-ı Semerkandî'nin ruhu için El-Fatiha-tu ma'as-salavat.